Merhaba, hoş geldiniz. Siyasetname'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu hocamla birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi günler dilerim. Kış geldi hocam erkenden. Vallahi üşüyoruz artık. Erkenden değil. Saatli marif takvimi reklam olmasın. Bakarsanız bunlar sayılı günler. Yani Evet. aynen biraz daha tabii yoğun bir şekilde yaşanıyor. Daha fazla yağış düşüyor. Yani Evet. bugün bir sosyal medyada mesaj vardı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan. Üsküdar'a 100 kilogram metrekarede yağış düşmüş. Bu şimdi bayağı yoğun bir şey. Yalnız Evet. fazla bir sel mel olmadı Üsküdar'da. Onun için Üsküdar'da yapılan çeşitli altyapı çalışmaları başarılı galiba. Evet, Zaten ona öyleyim. Evet. vurgu yapıyormuş. Umarız İstanbul'un geri kalan yerlerinde de birçok sorunlu olan bölgelerinde de bu tekrar edebilir. Ama herhalde barajların doluluk oranı biraz arttı. Ya evet öyle gözüküyor hocam. Tabii karı da bekliyoruz. Herhalde bu kadar yani ben çok uzun zamandır Kasım ayının böyle bu kadar şiddetli yağmurla geçtiğini hatırlamıyorum. Ben Yalova'dayım şu an. Bayağı buraları sel götürmekte. Sürekli elektrik kesintileri falan yaşanmakta. Acaba kar ne zaman yağacak diye bekliyorum bir yandan. Tabii işte iklim değişikliğini falan da sizle de daha önce konuştuk. Bugün de COP28 başlıyor Dubai'de yanlış bilmiyorsam. Bakalım Evet. oradan da böyle iklim değişikliğiyle alakalı bir şeyler çıkacak mı? Ben de merak ediyorum. Sizin var mı oraya söylemek istediğiniz bir şey? Yani görülen daha böyle aşırı diye kabul edilen hava olaylarının sıklıklarının artması. Yani beklenen bu. Senede bilmem bundan önce 20 kere gözüken bir olay bu sefer 40 kere, 60 kere gözükmeye başlayacak. Dolayısıyla bunun olumsuz etkilerini hep beraber yaşayacağız. Önlem alabilir miyiz? Bir kısmına önlem alabilmek mümkün işte. Üsküdar'da yapılan yatırımla ilgili yorumlara bakacak olursanız bir kısmını halledebiliyorsunuz. Ama yine sorun olmaya devam edecek. Ve işte 200 senelik ağaçlar düşüyor, çatılar uçuyor vesaire. Yani bunların bir kısmının önleme alınabilir, bir kısmını zor. Ve dolayısıyla bu sorunları yaşamaya devam edeceğiz. Bugün yine anayasa konuşalım dedik hocam. Bitmek bilmeyen bir tartışma yine anayasa tartışmaları. Belirli aralıklarla seçimlerden önce, seçimlerden sonra, yerel seçimlere de artık kısa bir süre kaldı. Böyle temcit pilavı gibi seçmenin önüne sunulan bir tartışma haline döndü anayasa. Biz 2 ay önceki programımızı sizinle yine anayasa tartışmalarını konuşmuştuk. Siz o zaman çok da çarpıcı şeyler de söylemiştiniz. Benim yine aklımda kalan bir takım bazı önemli noktaları izleyicilerle paylaşıp sonra bugünkü konuya değinmek isterim. Siz o zaman yerel seçimler için bir malzeme olarak üretildiğini bu anayasa tartışmalarının iktidarın diye söylemiştiniz. Bir yandan da hani ortak bir uzlaşı içerisinde bir anayasa yapmanın mümkün olmadığını elinizdeki sonuçlarla birlikte açıklamıştınız. Olsa olsa aşırı sağ gibi gözüken işte partilerin ittifakın, Cumhur İttifakı'nın işte önümüze sürdüğü bir tartışma olarak değerlendirmiştiniz. Bir yandan da tabii anayasaya uyulmadığını da altını çizmiştiniz. Yani Cumhurbaşkanı'nın bizatihi getirdiği bazı maddelere seçimlerden önce işte adaylık mesela uyulmadığını söyleyerek yapalım da yeni anayasa uyacak mısınız diye sormuştunuz. O tartışmalar hala orada duruyor. Ben 2 ay önceki programımızı tekrar izleyicilerimize hatırlatmak isterim ama bugün bu tartışmaların arkasında yatan biraz meşruiyet sorunlarını da konuşmak istiyoruz. Çünkü anayasa dediğimiz zaman işte böyle acaba Türkiye'de meşruluk kavramı da çok konuşuluyor. Yine biraz önce ben bahsettim. Siz de anlatacaksınız. Cumhurbaşkanı zaten seçilemez, aday olamaz gibi bir sorun vardı. Orada bir meşruiyet kaynağı sorunu var. Seçkinlerin sorunlarını bana yayından önce anlattınız. Seçkin kültür, siyasi seçkin kültürden bahsettiniz. Ben şimdi size böyle bırakayım sözü. Lütfen siz yine bana, izleyicilerimize böyle bir 101 dersi gibi anayasayı nasıl anlatırsınız? Yok ders olmasın. Bu bir tartışma, düşünme fırsatı hepimiz için. Benim için Evet. de. Aynı zamanda bizi izleyenler için de düşünme fırsatı. Ortada bir kere bir kuşaktan fazla gitmeyen anayasalar var. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıcından itibaren hadi 1921'i saymayalım. O bir Kurtuluş Savaşı anayasası ve olağanüstü koşulların üretmiş olduğu bir anayasa. Ama 24 anayasasından itibaren anayasanın oluşturmuş olduğu rejim bir kuşağı pek geçmiyor. Yani birinci rejim tek partili parlamenter diye ifade edebileceğimiz bir rejim.
bu tek parti rejimi 1925-45 arasında 20 yıl kadar sürüyor. İşte bir kuşak kadar değil. 1945'te İkinci Dünya Savaşı sonunda yeni bir dünya sistemi kuruluyor. Bir kere bundan etkileniyor bizim rejim sorunlarımız. Türkiye burada bir rejim değişikliği geçirme gereksinimi duyuyor. Bunun için yapılmış olan araştırmalar, işte Hakan Yılmaz'ın ve Asım Karaömerlioğlu'nun güzel iki makalesi var örneğin. Bunlar iç politikada da kaynaklanan bir takım gelişmelerin, iç ekonomik gelişmelerin, İkinci Dünya Savaşı sonucunda ortaya çıkmakta olan yeni bir girişimci sanayi ve ticaret sınıfının, zümresinin, çok partili yaşama geçiş için bir girişimde bulunmakta olduğunu, aynı zamanda tarım kesimindeki büyük toprak ağlarının benzer bir şekilde bunlara destek verdiğini vesaire gösteren kanıtlar olduğunu ortaya koyuyorlar. Ama aynı zamanda Sovyetlerin eski Çarlık döneminden kalan bir takım sorunları yeniden gündeme koyarak, örneğin 93 Harbi sonucunda çizilmiş olan o zamanki Osmanlı-Rus sınırının, ki Kağızman'dan geçmekteydi, yeniden ihdas edilmesi için talepte bulunma eğilimi içerisine girdiğini Rusya'nın, aynı zamanda boğazları korumak için bir takım tedbirler alınması gerektiği konusundaki önerileri falan gibi önerilerle Türkiye'nin rejim değiştirme zorunluluğu aynı zamanda dış politikadan kaynaklanan bir zorunluluk olarak da ortaya çıkıyor. Kendisini Sovyet tehdidine karşı korunma arayışı içinde bulunan hükümet, yeni kurulmakta olan Kuzey Atlantik Paktı'na girmek için teşebbüste bulunmaya başlıyor. Dolayısıyla 1945'ten itibaren evinin içini düzeltmek ve dolayısıyla demokrasi kulübüne üye olmak için demokrasi yoluna girmek tercihinde bulunuyor ve anayasa değiştirmeden rejim değiştiriliyor. Bu anayasa yine parlamenter bir içerikte ama tek parti değil, çok partili parlamenter rejim haline dönüşüyor ve Türkiye demokratikleşme yoluna giriyor. O 1945'ten 1960'a kadar sürüyor, 15 yıl. Çöküyor. 60'tan önce de muhtemelen çöktüğünü iddia edebilirsiniz. O dönemde yapılmış olan araştırmalar 1958-59 gibi Demokrat Parti'nin giderek tek partileşme eğilimi içerisine girdiğini ve muhalefeti yavaş yavaş Büyük Millet Meclisi'nin dışına itmekte olduğu ve muhalefeti meşruluğunu ortadan kaldırmaya çalıştığını gösteriyor. Dolayısıyla çalışmayan bir rejim 27 Mayıs 1960'ta bir genç subay darbesiyle çöküyor. Bunu izleyen dönemde Türkiye 1961'de o zamanki Avrupa'daki anayasacılık uygulamalarından büyük ölçüde yararlanarak 1961 anayasasını yapıyor. Askerlerin kendilerinin iktidara geldiklerinde bir anayasa hazırlığı olmaması ve bunun için akademisyenlere dönmüş olmaları, akademisyenlerin de o tarihte büyük ölçüde Avrupa'daki süreçler içerisinden edindikleri bilgiler ve esinler dolayısıyla Avrupa'daki başlamış olan anayasacılık süreci içerisinde yer alan fikirleri, özellikle liberal demokrasi fikrini, yani hukuk devletiyle bağdaşık bir demokrasi kurma, bunun için çeşitli denge ve denetim kurumları oluşturma ve bunları anayasaya monte ederek daha önceki anayasanın üzerine oturduğu yasama üstünlüğüne dayalı anayasa anlayışı yerine anayasa metninin kendisini bir yüksek yasa metni olarak kabul ederek bütün meşruiyeti orada gören bir yaklaşım içerisinde yeni bir çok partili çoğulcu bir parlamenter demokrasi uygulaması, nispi temsil esaslı bir seçim sistemiyle birlikte öneriyorlar ve bu kabul görüyor ve kurucu meclis tarafından benimseniyor ve bir ilk halk oylamasıyla da 1961'de uygulamaya başlıyor. Fakat bu rejim biliyorsunuz 1980'de
Yani 19 yıl sonra yine çöküyor. Yine bir kuşak sürmedi, dikkatinizi çekeyim. 1982'de bir çok partili ama gücü bir hayli budanmış bir parlamenter rejim. Ben buna yarı parlamenter sistem diyorum. Rahmetli Ergun Özbud'un bir Fransız siyaset bilimcisinden yararlanarak parlamenter atenüe tabirini Türkçe'ye işte zayıflatılmış parlamenterizm olarak önerdi. Bu yapı içerisinde özellikle yürütmenin çok daha etkin olabileceği ve özellikle Türkiye'nin âli menfaatleri olarak tanımlanabilecek olan savunma, güvenlik ve dış politika gibi konuları büyük ölçüde Cumhurbaşkanı ve Milli Güvenlik Kurulu'nun kontrolüne terk eden veya onların çalışmasına terk eden bir uygulama biçimini geçtik 82 Anayasası'yla. Bu yarı parlamenter uygulama 1983'te başladı ve 2017'ye kadar hani 24-25 yıl işte tam bir kuşak falan gibi devam etti. 21 Ekim 2007'de daha önce 2007 senesinin bahar aylarında başlamış olan bir sürecin yönetilememesi dolayısıyla, yani Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanlığı süresi sona ermişti. Onun yerine yeni bir seçim yapılması gerekiyordu. Bu seçimde bir bunalım çıkartılmasını hükümet tercih etti. Hiçbir şekilde uzlaşmaya yanaşmadı. Kendi çoğunluğuna dayanarak ve meclis içerisinden alabileceği desteği de düşünerek kendi tercih ettiği Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olması konusunu olabildiğince ittirdi. Bu çeşitli reaksiyonlara sebep oldu. Bunun yaratmış olduğu hava içerisinde efendim bu parlamenter sistem çalışmıyor. Bunun yerine seçimi halka bırakalım savıyla 21 Ekim 2007'de bir yine halk oylamasıyla yarı başkanlık sistemine geçtik. Yani hem Cumhurbaşkanı'nın halk oyuyla doğrudan seçildiği hem meclisin halk oyuyla doğrudan seçildiği, meclis içinden bir hükümetin başbakan ve bakanlar kurulu çıktığı ve meclise karşı sorumlu olduğu, aynı zamanda Cumhurbaşkanı ile beraber bir yönetimde bulunduğu, işte Fransa 1958 Anayasası, daha önce 1919'da Finlandiya ve Alman anayasalarında görülen türden bir değişiklikle yarı başkanlık rejimine hukuken geçildi. Ama fiilen geçiş 2014 Ağustos'unda yapılan Cumhurbaşkanlığı halk oylamasıyla, daha doğrusu halkın verdiği oylarla Cumhurbaşkanı seçilmesi suretiyle gerçekleştirildi. İster 2007'yi hukuken, ister 2014'ü fiilen alın, yarı başkanlık rejiminin başladığı süreç bu süreç oldu. 2007'den alırsanız 2017'de, 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasıyla bu uygulama sonlandırıldı. Yani 10 sene kadar sürdü. 2014'ten alırsanız yani 3 sene kadar sürdü. Ve 2017 veya 4 sene, 2018'de fiilen bugün uygulamakta olduğumuz neopatrimonyal sultanizm içeriğinde bir başkanlık uygulamasına geçtik. Yani demokratik olmayan, melez bir başkanlık türü, otoriterlik özellikleri daha vurgulanan, 2017'den itibaren hukuken, 2018'den itibaren fiilen bu rejimle devam ediyoruz. Şimdi bunun yeterli olmadığı ve değiştirilmesi gerektiği, çeşitli bakımlardan değiştirilmesi gerektiği tekrar gündeme getiriliyor. Oysa bu tartışmaların yapıldığı ortamda anayasanın 177 maddesinin neredeyse %85-90'ı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bulunduğu dönemde değiştirilmiş bulunuyor zaten. Ama buna rağmen 1982 Anayasası işte askerin yapmış olduğu bir anayasadır. Sivilleşmesi gerekir filan savları ileri sürülüyor. Biz askeri anayasa, sivil anayasa diye bir ayrım yapmıyoruz. Böyle bir ayrım yok. Hatta ben size çok uç bir örnek vereyim. Japonya'nın bugün yönetildiği anayasa, Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya'yı İkinci Dünya Savaşı'nda yenip işgal etmesinden sonra işgal komutanı MacArthur'un yazdırtmış olduğu anayasadır.
sadece askerin yapmış olduğu bir anayasa değil, işgal kuvvetleri komutanının ve işgalin yapmış olduğu bir anayasadır. Japonlar efendim bu anayasa meşru değildir, bunu kaldıralım, yerine yeni bir anayasa yapalım filan diye bir tartışmaya girmediler. Ve bugün bağımsız bir devlet aynı zamanda temel itibariyle demokrasi olarak yönetilen bir Japonya var. Üstelik çok başarılı bir ekonomik gelişme gösterdiler. Uzun süre dünyanın ikinci büyük ekonomisiydi Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra. Sonra yakın tarihlerde Çin kendisini geçti. Şimdi Almanya'nın geçeceği tahmin ediliyor. Ama sonuç itibariyle dünyanın belli başlı ekonomilerinden ve demokrasilerinden biri haline geldi Japonya. Böyle bir anayasa. Yani bunu dert edip edinmemek, ki bu kendi askerimiz yani sonuç itibariyle işgal askeri falan da değil. Ona rağmen böyle bir anayasayı dert edinip edinmemek de kendi başına sorunun ne derece çetrefil hale gelip gelmeyeceği konusunda bir bize isterseniz ayrıca bir kanıt ortaya koyuyor. Yani eğer üzüm yemek isterseniz bu yapılabiliyor anayasa. Çok farklı kökenlerden gelmiş olan anayasayla da demokrasi olabiliyorsunuz. Büyük bir iktisadi gelişme döneminin anayasası da olabiliyor. Tabii tek nedeni o değil, önemli neden midir, değil midir? O ayrıca tartışılabilir ama bir engel olmadığını söylememiz için herhangi bir sorun yok söylememiz konusunda. Dolayısıyla anayasanın içeriğinin sürekli olarak tartışılması Türkiye'nin bir siyasal niteliği, isterseniz patolojisi, hastalığı bir tür. Şimdi burada bazı nedenler olması gerekiyor. Bu kadar anayasaya ve rejime ilişkin tartışmaları sürdürebilmemiz için. Ve temelde burada bir, demin de sizin soruda vurguladığınız gibi, bir altta yatan bir ciddi siyasal meşruluk sorunu var. Yani anayasayı, 1961 anayasasını o tarihte sağ siyasi iktidarlar ve önde gelen siyasetçiler gayrimeşru ilan ettiler. Bu işte Demokrat Parti'ye karşı yapılmış olan bir darbeydi. Demokrat Parti gayet meşruydu, fevkalade iyi yönetmekteydi. Bu savlar ne kadar gerçekçidir, onu bizi izleyenlerin takdirine bırakıyorum. Eğer yapılmış olan araştırmaları okurlarsa oradaki bu tartışmalarda da çok ciddi bir takım sorunların ve defoların olduğunu göreceklerdir. Bu kadar sorunsuz bir tartışma alanı değildir. Ama sonuç itibariyle 61 Anayasası'nın 1924'ün temel ilkelerini ortadan kaldırmak suretiyle esas itibariyle halkın egemenliğini yok ettiği ileri sürülmüştür. Oysa aynı çerçevede yapılmış olan Avrupa anayasalarının hiçbirinde bu argümanı görmüyoruz. Yani niye bizde bu halk egemenliğini yok ediyor da demokrasiyle yönetilen Avrupa'da, örneğin Almanya'da yahut İtalya'da aynı içerikteki denge ve denetleme kurumlarına sahip olan anayasalar orada halk egemenliğini ortadan kaldırıp demokrasiyi yok etmiyorlar? Bu açıklanabilecek bir şey değil. Anayasanın kendisinden kaynaklanan bir sorun değil bu. Yani bu sav tamamen kendilerinin bir tahakküm kurması için. Halkın çoğunluğunun desteğini her zaman onlardan temin edebileceği varsayımıyla hareket eden bir siyasal seçkin grubu anayasanın koymuş olduğu bir takım dengeleyici ve denetleyici mekanizmaları kendi mutlak iktidarları için kabul edilemez bir sorun olarak görüp bunu reddediyorlar. Oysa bu şekilde halkın mutlak iktidarı şeklinde yorumlanacak bir yönetim biçimi, yani sadece ve sadece meclis çoğunluğunun bir şekilde seçim sistemi dolayısıyla ve aynı zamanda seçmen eğilimleri dolayısıyla becerilebilmesi ve o şekilde tesis edilmesi yoluyla bir meclis çoğunluğu tahakkümü, despotizmi veya istibdadı kurulması demokrasi olarak kabul edilebilir mi?
siyaset biliminde buna çok itiraz eden kimse olacaktır. Dolayısıyla bunun gerçekleşmemesi için Amerikan Anayasası'nın kuruluşundan itibaren ve daha sonraki yıllarda Avrupa Anayasalarında da çeşitli mekanizmalarla bu tür bir yönetimin dengelenmesi ve denetlenmesi, kuvvetler ayrılığının anlam ifade edecek şekle gelmesi ve böyle bir tahakkümün, böyle bir despotizmin oluşmaması için önlemler alınması tercih olunmuştur. Demokrasinin, çağdaş demokrasinin liberal bir çerçevede çalışması için. Onun için bu kurulan kuruluşta örneğin Anayasa Mahkemesi, anayasa yargısı dışına veya anayasa dışına kolaylıkla savrulabilecek olan meclis çoğunluklarının, özellikle eğer iki kameralıysa meclis, alt kameradaki, yani örneğin İngiltere'nin Avam Kamarası yahut Amerika Birleşik Devletleri'nin Temsilciler Meclisi veya Almanya'nın Bundestag'ında olduğu gibi bir çoğunluk elde edilmesi suretiyle bu çoğunluğun anayasanın koyduğu ilkeleri kolaylıkla es geçerek yönetme eğilimi içerisine girebilmesinin mümkün olduğu çeşitli acı örneklerle bilinmektedir. Nitekim Almanya'da bu olay Nazilerin iktidara gelmesi ve meclis çoğunluğunu elde etmek suretiyle anayasayı gündemden düşürmesi veya ortadan kaldırmasıyla sonuçlanması nedeniyle İkinci Dünya Savaşı sonrasında özellikle Avrupa'da birçok anayasa yeniden gözden geçirilmiş ve anayasa yargısı bağımsız bir üst mahkeme olarak, denetim unsuru olarak, yarı hukuki yarı siyasi bir denetim unsuru olarak sisteme monte edilmiştir. Çünkü meclis çoğunlukları hangi kökenden gelirse gelsin, ne kadar oy alırsa alsın, demokrasi içinde kalmak mecburiyeti hissetmeyecek şekilde davranmaktadırlar. Bu siyaset biliminin temel kabullerinden bir tanesidir. Onun için bunları anayasa içerisinde tutacak bir engel, bir denetim mekanizmasına gerek var. Aksi takdirde iktidar hem mutlaklaşıyor hem de mutlaklaştığı için mutlak biçimde yolsuzluğa ve yozlaşmaya yol açıyor. Bu da siyaset biliminin temel yasalarından. İktidar yozlaşır, mutlak iktidar mutlak olarak yozlaşır. Onun için iktidarın yapısında illa kişisel olması da gerekmez. Bu bir kurumun, örneğin meclisin çoğunluğunun mutlaklaşması şeklinde de tezahür edebilir. Böyle bir görüntü ortaya sunulduğu vakit aynı olumsuzluklar, aynı yozlaşma, aynı yolsuzluk süreçleri kendiliğinden ortaya çıkabilmektedir. Bunu engelleyecek mekanizmalar kurulmak mecburiyetindedir. Ve bunlar ta 1740'larda Montesquieu'nun kanunların ruhunda yazmış olduğu temel savlara dayanan ve orada önermiş olduğu birbiriyle eşit güçte olan kuvvetler yaratılması ve kuvvetler arası dengenin sağlanabilmesi, yürütme, yasama ve yargı ve onların yanı sıra bunları denetleyecek etkin mekanizmaların çalıştığı geniş seçmen kitleleri, yani muhalefet edebilmeyi mümkün kılabilecek, aynı zamanda buradaki uygulamaları sorgulayabilecek medya, basın vesairenin özgür bir şekilde çalışmasını sağlayacak bir ortam geliştirmeniz gerekiyor demokrasiyi sürdürebilmeniz için. Dolayısıyla 61 Anayasası'nda yapılan bu girişimi dejenere etmek için, itibarsızlaştırmak için ellerinden geleni yaptılar. Özellikle sağ siyasetçiler ve bu süreç içerisinde 61 Anayasası'nın bir şekilde kamu bürokrasisinin gücünü geliştirmek, seçilmiş çoğunlukların akıllarını estikleri gibi yönetmeyi engellemek için, halkın talep ve isteklerine yanıt verecek şekilde yönetimlerini engellemek için kamu bürokrasisinin koymuş olduğu gayrimeşru bir takım manialar, engeller vesaire olduğunu ileri sürdüler sürekli olarak. Bu argümanlar yetmediyse Süleyman Demirel'in yapmış olduğu gibi, efendim bu anayasa bize lüks,
ileride biz daha gelişirsek işte bu Avrupa standartlarında anayasaya sahip olabiliriz. Biz bu anayasayla yönetilemiyoruz filan gibi bir takım argümanlarda bulundular. Çünkü kendilerinin yönetmesi şart. Hani onlar iktidardan gidip yönetebilen gelsin demiyorlar. Dikkatinizi çekeyim. Halk başka birisini seçsin demiyorlar. Biz yöneteceğiz. Ama biz bu anayasaya göre yönetemiyoruz. Mantık böyle gidiyor. Dolayısıyla bu anayasa bize uygun değil. Anayasayı değiştirip bizim yönetimimize uygun. Yani burada sabit olan kendi yönetimleri, burada değişebilecek olan ise anayasa. Böyle bir açıdan baktığınız andan itibaren rejiminiz herhangi bir şekilde temelleri olmayan, hani havada duran bir rejim haline dönüşüyor ve herhangi bir şekilde meşruiyet kazanamıyor. Ve bu sorunu biz 1960'larda ilk kez yaşadık. 70'lerde olabildiğince derin bir şekilde sürdü. Ve bu sistem sonuç itibariyle 1982'de değiştirildi, kaldırıldı. Ama o yapı, o kurulan yapı ortaya yeni bir formül çıkarttı. Türkiye'nin son derece hayati konularını seçimle iş başına gelmiş olan kadrolardan yalıtmak, bunları daha çok Cumhurbaşkanı'nın görev alanında tanımlamak, Milli Güvenlik Kurulu aracıyla da onların izlenmesi ve o konularda karar alınması, tavsiye kararı. Adı tavsiye kararı, hükümetlere tavsiyede bulunuyorlar. Ve o yöntemle diğer konuların, hani daha çok işte akçalı işler, bir takım patronaj mekanizmalarının, yolsuzluk da üretebilecek mekanizmaların seçimle iş başına gelen siyasilere devredilmesi gibi bir formüle gidildi. Ve bu aynı zamanda o tarihteki askeri hükümetin seçimle iş başına gelmiş olan siyasilere ne kadar yabancılaşmış olduğunu ve onlara ne kadar az güvendiğini de gösteren bir nitelikteydi. Dolayısıyla böyle bir ayrım söz konusu oldu. Bu ayrımla Cumhurbaşkanlığı inanılmaz derecede cazibe kazandı. Daha önce hiç konu edilmeyen siyasi parti liderlerinin ve başbakanlık yapmış olan liderlerin Cumhurbaşkanı olmaya sevdalanması birdenbire 1989 seçimleriyle birlikte, daha doğrusu 1989 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte Turgut Özal'ın bir girişimiyle gündeme geldi. Ondan sonra bütün bu liderler bu yola girmiş oldular. Bu da süreci daha ilginç bir yere taşıdı. Çünkü Cumhurbaşkanı 82 Anayasası'nın ilk formülünde kendi aldığı, re'sen aldığı kararlar dolayısıyla, yani Cumhurbaşkanı olması hasebiyle aldığı kararlar dolayısıyla sorumlu tutulamıyordu. Hukuken sorumlu değildi. Herhangi bir dava açılamıyordu kendisi hakkında vesaire. Niye bu büyükelçiyi atadın veya niye bu rektörü atadın diye bir dava açabilmek mümkün değildi. Bunun karşısında diğer aldığı kararlar, re'sen olmayan kararlar, aynı zamanda başbakan ve bakan, ilgili bakanlar tarafından imzalandığı için onlar sorumlu tutuluyor. Cumhurbaşkanı yine sorumsuz bulunuyordu. Böylece herhangi bir denetim altında bulunmayan, hesap vermeyen, sorumluluğu olmayan bir yürütme yapısı ortaya çıktı ve bu siyasiler için müthiş bir cazibe alanı haline geldi. Çünkü esas olan herhangi bir şekilde hesap verme yükümlülüğü olmaksızın aklını estiğini yapmanın siyasette çok başarılı bir formülü olacağı savıydı. Bu savı fiilen 2017 halk oylaması ve 2018 sultanizm uygulamasıyla birlikte denedik. Ve şu anda ortaya çıkmış olan sonuç, iktisadi sonuç, muazzam bir pahalılık, büyük bir gelir dağılımı bozulması, müthiş bir yoksullaşma, iktidarın civarında olan küçük bir grubun muazzam servetler edinmesi ve orada inanılmaz yolsuzluk haberleri arka arkaya patlıyor, biliyorsunuz, ortaya çıkması. Evet.
Ve onun dışında Türkiye'nin demokrasi olarak yönetilememesi ve hukuk devleti ilkelerinden inanılmaz derecede sapmış olması. Bu konuda yapılan işte Dünya Adalet Projesi'nin verileri. Hani orada 142 ülke içinde 117. sıraya düşmüş durumdayız. Ve temel haklara ulaşım konusunda 134. sıradayız. Yani 142 arkamızda, yani 3-5 tane totaliter veya daha sultanizmde daha ileri gitmiş olan ülkeler var. Hani işte Nikaragua gibi, bilmem Haiti gibi, Venezuela gibi yahut Kuzey Kore gibi filan ülkeler. Bir tek onlar kaldı. Somali gibi filan. Devletler çökmüş filan. Bir tek onlar var. İne ine daha ne kadar inebiliriz bilmiyorum. Yani hiçbir şekilde hukuk devleti ilkesi kalmamış vaziyette Türkiye. Bunu aynı zamanda yani bunların eğer yanlı filan olduğunu düşünüyorsunuz, Birleşmiş Milletler'in Worldwide Governance Indicators diye İngilizce bilinen, yani dünya çapında yönetişim göstergeleri diye bir ölçümü var. 2012 senesinden itibaren Birleşmiş Milletler iyi bir yönetim 21. yüzyılda nasıl olabilir diye raporlar yayınladı. Aynı zamanda bunları genel kurulda oyla kabul edildi. Türkiye'de o genel kurulun bir parçası biliyorsunuz. Ve Birleşmiş Milletler bu ilkeler ne derece devletler tarafından uyuluyor diye hesaplıyorlar. 2012, 17 ve 2022 için yapmış olduğu hesaplar var. Türkiye yarı yarıya düşmüş durumda bunların hepsinde. Özellikle yolsuzluğun denetimi, hukuk devleti gibi alanlarda müthiş bir seviye kaybına uğramış vaziyette. Gayet açık görünüyor. Çünkü iktidar mutlaklaştığı vakit ortaya bir tek şey çıkıyor. Bir tek şey. Yozlaşma. Yozlaşma dışında hiçbir şey çıkmıyor. Ve yozlaşmayı engelleyemiyorsunuz. Temel yasa bu. Hukuktaki yasadan bahsetmiyorum. Bilim yasası. Hani yerçekim yasası neyse, temel yozlaşma yasası da siyaset biliminde o. İktidar ve yozlaşma yasası. İktidar yozlaşır, mutlak iktidar mutlak olarak yozlaşır. Bunun mevcudiyeti altında siyaset yapıyorsunuz. Bunu engelleyebilecek bir tek şey var. İktidarda bulunanların hesap vereceklerinin kendileri tarafından gayet iyi bilinmesi ve bu hesap vermeden kaçınılmasının imkansız olması. Ancak o zaman bu tür bir uygulamada yozlaşma engellenebiliyor. Örnek istiyorsanız, çok uzun süre örneğin Almanya'da şansölyelik yapmış olan Merkel'i yahut Yeni Zelanda'da yine başbakanlık yapmış Ardern'in hayatına bir bakmanız yeterlidir. Çünkü bunlar temel itibariyle çok ciddi hesap sorulan mekanizmaların içerisinde bulunarak görev yapmışlardır. Evet. Ve o çerçevede hareket ederek kendi görev sürelerini yozlaşmanın olmadığı veya çok düşük düzeyde olduğu bir yönetim biçimi şeklinde yerine getirebilmişlerdi. Onun için efendim güçlü kurumlarımız olmasın, Büyük Millet Meclisi etkin bir denetim yapamasın, yargı etkin denetimi olmasın, Anayasa Mahkemesi'ni kapatalım, öbür mahkemeleri etkin olmaktan çıkartalım, biz sınırsız masaya yumruğumuzu vurup kararımızı alalım filan dediğiniz vakit bir tek sonuç var garanti. Yozlaşma. Artan yolsuzluk, bozulan dengeler ve ülkenin yönetiminin hemen hemen imkansız hale gelmesi. Girdiğimiz yol bu. Bu iyi bir yol değil. Bu yanlıştır. Bu siyaset bilimini bilmemekten kaynaklanmaktadır. Burada bir bilgi eksikliği sorunu var. Bilgi eksikliği sorunu yoksa daha vahim sorunlar var. Ve dolayısıyla burada bu tür bir mekanizmanın Türkiye'de sürdürülebilmesinin maliyeti fevkalade yoğundur ve giderek artmaktadır. Ama bunun anlaşılması pek mümkün olmuyor. Ve şimdi gelmiş olduğumuz nokta, efendim biz bu anayasayı beğenmiyoruz, biz kalıcıyız, anayasa değişir. Biz anayasayı değiştirelim. Bu mantığı 2016 Ekim'inde ilk kez çok açık bir şekilde Devlet Bahçeli beyan etti. Cumhurbaşkanı anayasaya uymuyor, bu anayasayı Cumhurbaşkanı'na uyduralım dedi.
Şimdi sultanizmdeki temel özellik, bir özellik, beş özelliği var. Bir tanesi anayasa takiyesidir. Yani bu rejimlerin anayasası olmaz. İktidara anayasa tarafından sınırlandırılması mümkün değildir. Onun için ne anayasa yapılırsa yapılsın, bu anayasaya uyulması olasılığı fevkalade düşüktür. Hatta yok. Çünkü esas yönetimin herhangi bir kurala, herhangi bir yasaya, herhangi bir anayasaya sahip olmaması ve uymamasıdır. İktidarın herhangi bir sınırı, herhangi bir hesap verme özelliği, herhangi bir denetim engeli kabul edilmemektedir. Böyle olduğu vakit denetimsiz bir yönetim söz konusu oluyor ve o da ortaya çok ciddi boyutlarda temel yasa dolayısıyla yozlaşma çıkartıyor. Şimdi neden buraya geliyoruz? Neden devamlı bu noktadayız? Neden rejim değiştiriyoruz sürekli olarak? Bir nedeni bu söylediğim kültürel özellik. Ama Türkiye'nin siyasal seçkin kültüründe yine 1950'lerden beri yapılan araştırmalar şöyle bir takım sonuçlara varıyor. Örneğin siyasal yönetimde bulunanların mutlak iktidar kullanma eğilimi dışında, ki bu biraz Osmanlı'dan, patrimonyal bir geçmişten kaynaklanıyor. Bunun dışında her reform girişimi süreci başladığında, her demokratikleşme süreci hayata geçtiğinde ortaya gayet şiddetli bir şekilde siyasal partiler ve liderler arasında bir çatışma ortamı çıkıyor. Bunun altında toplumu derinden farklı topluluklara bölmüş olan, ayırmış olan kültürel kimlikler yatıyor. Ve siyaset bunlar üzerinden yapılıyor. Bu çeşitli ayrışmalara ve kültürel çatışmalara dayanıyor. Ve siyasal liderler bu kültürel kimliklerin sözcüleri şeklinde birbirlerine yaklaşıyorlar. Onun için böyle bir yapı Şerif Mardin'in tabiriyle marazi bir şiddet ve sertlik ortamı üretiyor. İngilizce yazmış makaleyi, pathological vehemence diyor. Tabir bu. Yani bu benim çevirim. Hani marazi sertlik veya şiddet şeklinde bir yapıya dönüşüyor. Ve onun üzerine oturan pek vicdanların da rol oynamadığı bir iktidar çekişmesi diye ifade edebileceğimiz bir çatışma ortamına yöneliyorlar siyasal seçkinler temel itibariyle. Onun için her demokrasi açılımı olduğunda, her demokratik rekabet süreci başladığında şiddetli çatışmaların oluştuğu bir ortam nüksediyor, ortaya çıkıyor. Ve bu zaman itibariyle giderek yönetimin zorlaşması, asayişin ortadan kalkması ve sonuç itibariyle ülkenin yönetilmesinin zora girmesiyle sonuçlanıyor. Buradaki temel özellik, gördüğünüz gibi altta bulunan bir ciddi kültürel ayrışma ve çatışma ortamının siyasete taşınması ve siyasette daha egzajere edilmesi. Yani burada bu çatışmaların yoğunlaştırılması ve olabildiğince abartılması suretiyle birbirlerini düşman olarak gören, kimyası birbirleriyle uyuşmayan ve birbirlerini sürekli olarak ihanetle, düşmanlıkla, zemmeden, karşı tarafa hiçbir hoşgörü göstermeyen ve karşı tarafla herhangi bir empati ilişkisi içerisine girmeyen bir siyasal seçkinler kümeleri düzeni ortaya çıkıyor. Dolayısıyla birbirlerini temel itibariyle
son derece düşmanca gördüklerinden bir araya gelerek çalışmaları ve ortak bir kamusal sonuç üretecek, netice üretecek şekilde gayrette bulunmaları fevkalade zor hale geliyor. Zaman zaman bunlar gayet şiddetli bunalımlar biçimine dönüşüyor. Hem bir yandan iktidarda olanın meşruluğunu sorgulayan bir yapıya dönüşüyor, hem aynı zamanda bir yönetim bunalımı haline geliyor ve burada temel itibariyle birbirlerini eğer iktidar değişirse iktidarı rakibe değil, bir dönem sonra geri alabileceğiniz bir yarışmacıya değil, bir halkın düşmanı olan ve dolayısıyla sizin de düşmanınız olan bir karşıt güce teslim etmiş olarak kabul ediyorsunuz. Ve bu demokrasinin temel özelliği olan siyasi partiler arasında iktidar münavebesini, değişimini, yani bir alternation deniyor buna İngilizce, münavebeyle iktidarda bulunma. Bir dönem bir sağ parti, bir dönem bir sol parti, bir dönem bir başka sağ parti, bir dönem bir başka sol parti arasında değişecek çeşitli iktidar uygulamaları yerine bir partinin iktidarı her ne olursa olsun düşmanı olarak gördüğü karşıtına bırakmamak için yaptığı acayip bir sınır tanımaz savaş diyor buna Frederick Frey. No Holds Barred War haline dönüşüyor. Böyle dönüştüğü andan itibaren demokrasi olarak sistemin çalışması mümkün değil. Anayasa ne şekilde tanımlarsa tanımlasın, ne şekilde bir oylama olursa olsun bu sistemin bu şekilde çalışması mümkün değil. Şimdi ortada siyasal seçkinlerin sahip olduğu bir zihniyet ortamı ve bir kültürel yapı var. Bu kültür düzgün bir uzlaşma zemini üretmekte zorlaşıyor. Şimdi bu uzlaşma zemini olmadan, buna İngilizce tabirle elite settlement deniyor. Yani seçkinler arasındaki bir uzlaşı temeli üretmek, temel özellikler üzerinde ve bunlardan ödün vermeyecek şekilde anlaşmaktan bahsediyorum burada. Ayrıntılarda değil. Şu iktisat politikası, bu eğitim politikasında falan değil. Temel özellikler itibariyle. Temel özellikler neler? Bir, hukukun üstünlüğü. Hukukun üstünlüğünü kullanacaksınız. Her koşulda hukukun üstünlüğünü koruyacaksınız. Yargı kararlarını saygı duyacaksınız. Tabii ki yargı kararları genellikle iktidarın yapmış olduğu uygulamaların hukuksuzluğu, anayasa dışılığı konusunda iktidar hakkında olacaktır. Hiçbir iktidar anayasa mahkemesinin yahut diğer mahkemelerin aldığı kararları güle oynaya kabul etmemektedir. Dünyada da bu böyle gözüküyor. Ama bu o yargı mekanizmalarının çalışmaması, çalıştırılmaması, ortadan kaldırılması gibi bir takım ilginç fikirlere bizi götürmek zorunda değildir. Demokrasi olarak çalışabilmemiz için özellikle liberal demokrasi olarak, yani hukuk devletiyle bağlantılı demokrasi olarak çalışabilmemiz için hukukun üstünlüğünü kabul etmemiz lazım. Yani bağımsız, tarafsız, dürüst çalışan ehil yargıçlar eliyle alınmış olan kararların uygulanması. Bu temeli sağlayacak bir yapılanma üzerinde uzlaşmak gerekiyor. Bir, iki, demokrasi üzerinde uzlaşmak gerekiyor. Demokrasi dediğiniz zaman bunun çeşitli farklı modelleri var. Birleşik Krallık'ta veya İngiltere'de uygulanan çoğunlukçu parlamenter sistem. Buna Westminster modeli deniyor. Bizim 1945-60 arası uyguladığımız sistem bu sistem. Yahut Avrupa'da özellikle İsviçre'de temel modelini bulan çoğulcu parlamenter uygulama. Burada
kimseyi, hiçbir kültürel grubu dışlamamak. Herkese bir söz hakkı ve alınan her türlü kararda herkesin bir nebze kendisini görebilmesini sağlayacak bir süreçle yönetmek. Çok zor bir şey. Bunu İsviçre dışında başarabilen çok az ülke var. İşte Belçika bir ölçüde. Biraz parçalanır gibi oldu. Hollanda bir ölçüde. Danimarka, İskandinav ülkeleri. İşte Yeni Zelanda bir ölçüde gerçekleştirebiliyor. Ama her yerde bunun çok basit bir uygulaması olabileceği mümkün değil. Ve olmadığı da görülüyor. Yugoslavya bunu kısa bir süre denemeye kalktı. Beceremedi. Bir iç savaşta parçalandı ve çöktü. Lübnan denemeye kalktı. O da beceremedi. Yani bu yapı kolay çalışan bir yapı değil. Ama çoğulcu espriye ağırlık verebilen bir çerçevede böyle bir örgütlenme olabilir. Yarı başkanlık ve başkanlık uygulamaları var. Yarı başkanlık ve başkanlık uygulamalarının Türkiye için uygun olmadığını, özellikle son başkanlık uygulamasından nasıl demokrasi dışına savrulduğumuzu gördüğümüz için bunun Türkiye'de becerilebileceğini düşünmediğimi öncelikle belirtmek isterim. Kaldı ki Türkiye'de Büyük Millet Meclisi son derece önemli bir rol oynamış. Devletin kurulmasında birinci derecede etkin olmuş bir kurumdur. Önemli bir tarihi geçmişi ve kökü vardır. Bunların kurutulmaması ve bunun üzerine onu güçlendirerek hayata geçirilmesi ve sürdürülmesini sağlayacak bir yöntem, yani bir parlamenter demokratik yöntem üzerinde uzlaşılması makuldür. Bundan herhangi bir şekilde ödün vermeksizin bu yöntemi anayasanın temel unsuru haline getirmek, yasama, yürütme, yargı ilişkilerini buna göre belirlemek, bu iki özelliğe göre hukukun üstünlüğü ve parlamenter demokrasi özelliğine göre belirlemek. Tabii bunların çalışabilmesi için temel itibariyle laik bir ortamın mevcudiyeti söz konusu. Bu esaslar üzerinde düşünmemiz ve bunun bu temel unsurun hayatta kalabilmesi için bir kültürel koşul olduğunu fark ederek ona göre hareket edebilmemiz gerekmektedir. Bütün çağdaş demokrasiler aydınlanma çağı rejimleridir. Ve aydınlanma çağının temel özelliği bu yapıların seküler, dünyevi yapılar olmasıdır. Ve onun üzerine oturuyor olmasıdır. Çünkü dünyevi yapılar bilime, akla ve yasama meclisleri tarafından oluşturulmuş, seçmen desteği olan hukuka göre yönetilirler. Ve bu temellere göre aynı zamanda bilimsel bilgiye dayanan kamu politikalarıyla çalışırlar. Ve dolayısıyla iyi sonuç üretmeleri daha kolaydır. O nedenden dolayı böyle bir yapının sürdürülmesi esastır. Bu dinin terk edileceği falan anlamına da gelmiyor. Bu da dejenere edilmek için özellikle siyasiler tarafından ellerinden gelen yapılıyor. Ama böyle bir tartışma söz konusu değildir. İnsanların ibadet şekilleri, ibadeti, inançları her zaman için kendilerinin istediği gibi sürdürülebilecek içeriktedir. Ahlaki normlar içerisinde kaldığı sürece temel itibariyle. Dolayısıyla orada herhangi bir insanların kendi kutsal arayışları ve o arayışla ilişkileri açısından bir sorun söz konusu değildir. Zaten laiklik bunu garanti etmektedir. Sadece bir grup için değil, bütün mezhepler, bütün dinler, bütün inançlar için vicdan özgürlüğü. Çünkü temel itibariyle sorun budur, vicdan özgürlüğüdür. Bunu garanti edecek bir temelde uzlaşmaları gerekiyor ve bunun eğilip bükülmemesi gerekiyor bu unsurlar. Bu temeller üzerinde uzlaştıktan sonra efendim piyasacı mı olacaksınız, devletçi mi olacaksınız? Hakları, özgürlükleri hangi ölçülerde sağlayacaksınız? Kime ne vereceksiniz filan sonuna kadar tartışılabilir. Bu çerçeve içinde kalmak suretiyle. Bu temeller üzerinde uzlaşamadığınız zaman rejiminizi hiçbir şekilde oturtamıyorsunuz. Ve temel itibariyle bu rejim oturmadığında ve meşruiyet sorunlarıyla karşı karşıya kaldığı zaman
doğal olarak ortaya bir kaotik durum çıkıyor. Çalışmayan uygulamalar, işlev görmeyen kurumlar, yıpranan bir takım yapılar. Aynı zamanda çok büyük ölçüde yozlaşma sonuçlarıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Nitekim sultanizm yoksulluğu tabana yaydı. Gelir dağılımını bozuk hale getirdi. Ekonomik pastayı yeterince büyütemedi. Tabii bunda aynı zamanda Covid'le de örtüşmesinin de etkisi olmuştur 2020'den itibaren. Ama 2018-19 yıllarındaki o 2 yıllık performansla da Covid döneminde rastlanan türün dışına çıkmayan bir görüntü var. Onun için Covid'in çok önemli bir etkide bulunduğu düşünülse bile bu önemli etkinin rejimden kaynaklanan sorunu aşan boyutta olduğunu söyleyebilecek durumda da değiliz. Bunun ötesinde aynı zamanda büyük bir yozlaşmaya, aynı zamanda büyük bir yolsuzlaşmaya neden oldu. Yolsuzluk araştırmalarında Transparency International yaptığı yolsuzluk algısı çalışmalarında Türkiye 2012'de 54. sıradaydı dünyada. 2022'de 101. sırada. 54'ten 101'e. İnanılmaz bir seviye düşüşü var. Feci bir yolsuzluk yaygınlaşması algısı var dünyada. Bunun hem siyasi hem iktisadi sonuçları oluyor doğal olarak. Sermaye girişinin azalmasının, kapı kapı dolaşılmasına rağmen bulunmayışının muhtemelen bu tür algılarla büyük ilişkisi var. Aynı zamanda bir dördüncü unsur olarak bunlar fazla söylenmesin diye onun yasaklanması, bunun yasaklanması, özgürlüklerin sınırlandırılması ve özgürlüklerin yok edilmesi olayıyla karşı karşıya kaldı. The Economist'in Intelligence Unit'i tarafından hesaplanan demokrasi indeksine göre özgürlükler konusunda Türkiye'nin puanı 10 üzerine 2,5. Afrika'daki seviyesinde. Avrupa'da bu düzeyde olan başka ülke yok. Bir felaket durumundayız ya. Dolayısıyla ben buna 4Y sarmalı diyorum. Yoksullaşma, yolsuzlaşma, yozlaşma ve yasakların artışı. Ki bunları ortadan kaldıracağız diye 2002'de gelen Adalet ve Kalkınma Partisi artık o propagandayı kullanmıyor. 3Y diyorlardı. 3Y sorunu var Türkiye'nin. İşte yoksulluk, yasaklar ve yolsuzluk. Bu üçünü yok edeceğiz diye geldiler iktidara. Her üçünde de tavan yapmış durumdayız. Özellikle 2017 sonrasında. Bir de bunun üzerine bol miktarda yozlaşma eklendi. Ve yozlaşmanın da temel nedenini burada vurgulamış olduk. Tabii bu aynı zamanda son olarak belirteyim bir kitle kültürüyle de eklemleniyor. Hatta mükemmelen eklemleniyor. Kitle kültüründe geniş bir toplumsal hoşgörüsüzlük var. Bu kültürel ayrımlar dolayısıyla. Ne zaman sorsak 1990'dan beri 30 küsur senedir yapmış olduğumuz çeşitli saha araştırmalarında hem Dünya Değerler Araştırması'nın bir parçası olan Türkiye Değerler Araştırması'nda hem aynı zamanda International Social Survey Programı ile yapmış olduğumuz Ali Çarkoğlu ile birlikte araştırmada bulgularını yayınladık. Her sorduğumuzda kimi komşu olarak istemezsiniz diye sorduğumuzda Türkiye diğer ülkelerle karşılaştırıldığında fevkalade yüksek düzeyde başka mezhepten olan, başka dinden olan, başka ırktan olan, başka yaşam tarzları olan kişileri komşu olarak istemiyorum diyen oranlarında başa güreşiyor dünya. Gayet geniş bir toplumsal hoşgörüsüzlük, toleranssızlık var. Geniş bir şekilde. Aynı zamanda tanımadığınız insanlara güven. Bu konuda Türkiye özellikle 1990'larda çok yüksek oranlardaydı. %90 küsur civarındaydı. Şimdi 80 küsur civarında gözüküyoruz. Biraz güven artmış gibi gözüküyor başkalarına. Ama bu oranlarda Avrupa'da en düşük düzeylerdeyiz. Dünyada da bir hayli düşük düzeydeyiz. Ve bu geniş bir güvensizlik ortamı, geniş bir hoşgörüsüzlük ortamı,
Aynı zamanda toplumun %90'ının hiçbir gönüllü kuruluşla ilişkisi yok. Verilen bilgiler doğruysa. Yani çok küçük bir kitle, çok sayıda dernek, kuruluş, vakıf vesaire üyesi, muazzam bir geniş kitle, hiçbir örgütlü yaşam, sivil toplumu böyle tanımlıyoruz. Herkesin gönüllü olarak birbiriyle ilişkileri kurduğu ve o ilişkileri daha kurumsal hale getirmeye çalıştığı alan olarak tanımlıyoruz. Kamunun, devletin rolünün olmadığı bir alan. Yani kendi mahremiyetimiz içinde birebir kurduğumuz ilişki. Bu alanın fevkalade sığ olduğu gözüküyor. Ve bütün bunların yanı sıra çok geniş ölçüde kuralsızlık kabul görüyor. Hiçbir kurala uymadan, anayasaya, yasaya, adab-ı muaşerete, herhangi bir kurala uymadan yaşama eğilimi içerisinde olanlar bu tür bir sorular, soru bataryası sorulduğunda %50'nin üzerinde olan seçmen kitlesinin %89 olduğunu saptamış durumdayız. Bir araştırmamızda Ali Çarkoğlu ile birlikte 2006'da, 2009'da da yayınladık bunun sonuçlarını. Gayet anomik bir ortam. Kural dışılık. Yani kitle kurala inanmıyor. Aynı zamanda muktedirler yasa, anayasa ve kural içinde kalmaya inanmıyor. İkisi gayet iyi örtüşüyor. Onun için seçmenden gelen yasaya uy, anayasaya uy, yargıya uy, hukuk devletini gerçekleştir gibi bir talep ortaya çıkmıyor. O zaman tabii halkın kendi kendini yönetiminde bu tür unsurlar, yani bir hukukun üstünlüğü veya hukuk devleti talebi, aynı zamanda kuralların genel olarak oluşturulması ve buna uygun olarak davranılması, kurala uygun çalışılması, kamu politikalarının yapımcılarının da, yürütmenin de anayasa, yasalar ve kurallar içerisinde kalarak davranması türünden bir talep, genel bir talep yokmuş gibi gözüküyor. Buna karşılık çeşitli kayırmacılık talepleri var. Bu hem meclise yansıyor, çeşitli seçmen grupları sürekli olarak milletvekillerini arayıp bulup onlardan belli konularda kendileri için ayrıcalık yapmalarını, kendilerine belli çıkarlar temin etmelerini, işte oy verdik size, bunun karşılığında bize şuradan şu işi verin, şu imkanı sağlayın, şu sorunumuzu çözün şeklinde bir talepler, böyle çağlayanı şeklinde yılda birkaç milyon bu tür talebin akmakta olduğunu saptamış bulunuyoruz. Ve bunların herhangi bir şekilde yasa veya anayasa çerçevesinde olup olmaması da sorun teşkil etmiyor. Nitekim milletvekilleriyle bu konularda yapmış olduğumuz görüşmelerde geçmiş yıllarda kendilerinin yasal veya anayasal çeşitli sorunlar üretebilecek taleplerle karşılaşmaları durumunda seçmenlerin bunu kendilerine verilen iş yapmama mazereti olarak algıladıkları. Böyle bir taleplerinin olmadığı. Yani benim talebimi karşılamıyorsunuz. Bunun için bir şey uydurmanız gerekiyor. Anayasa yasa diyorsunuz, hukuk diyorsunuz, benim karşıma dikiliyorsunuz. Bunlar olsa da olur, olmasa da olur. Önemli olan benim çıkarımın temin edilmesi. Dolayısıyla hukuku kullanarak sorunlarını çözen bir seçmen kitlesinden çok, hukuku es geçerek, görmezden gelerek, temel itibariyle siyasi patronaj ilişkileri çerçevesinde oy verip karşısından çıkar temin etme amacına dayanan ilişkiler içerisinde çalışması, onun üretmiş olduğu bir kültür, anomi esaslı bir kültür, kuralsızlık esaslı bir kültür ortamında çalışıyor olmamız, demokrasinin her ilerleyişinde boşa düşmesi, çalışmaması ve etkili olamaması sonucunu doğurmuştur. Şimdi bu çerçevede mesela milli irade argümanı yapılıyor. Şimdi burada uzlaşılan değer ne? Ben anlamış değilim. Yani seçmen hangi değer üzerinde onu? Kuralsızlık üzerinde ulaşıyor. Bu mu bizim milli irade? Yani %89'un temel isteği hiçbir kural mural olmasın. Biz özel ilişkilerimiz olsun.
Hani hemşerilik bağı, tarikat bağı, veya aşiret bağı, aile bağları filan, akrabalık filan. Bunlar üzerinden kayrılalım. Böyle bir demokrasi yok dünya. Böyle bir pekişmiş demokrasi yok. Yani kurumsallaşmış, oturmuş, çalışan İskandinav demokrasisi yahut Okyanusya demokrasisi yahut Afrika'da herhangi bir demokrasi yahut Latin Amerika demokrasisi, Uruguay mesela çok başarılı bir demokrasi uygulaması. Böyle bir demokrasi yok. Bu şekilde demokrasi olma şansımız da yok. Dolayısıyla burada çok ciddi, bu süreçlerin altında yatan çok ciddi bazı engeller mevcutmuş gibi gözüküyor. Seçkin kültürü bir engel, seçmen kültürü bir başka engel, ekonomik yokluklar, kaynak azlığı, yoksulluk vesaire başka bir engel. Bu sorunları çözmek için kullanılacak yöntemlerin arayışlarında bunların arasındaki etkileşim ortaya bir demokrasi talebi olarak, hak, hukuk ve adalet talebi olarak pek çıkmıyormuş gibi gözüküyor. Onun için bu çerçevede başka bir takım yapay formüllerle efendim milli irade tecelli ediyormuş filan gibi bir argüman bana biraz yani trajikomik gözüküyor. Tabii. Hocam buradan yine süremizi de her zaman yaptığımız gibi böyle bir saat de getirdik, doldurduk ama sormak istediğim iki tane böyle güncel konuşulan konularla alakalı sorularım var kafamda. Bir tanesi yine girmeden önce de tartıştığımız bu geçtiğimiz haftaki 50+1 tartışması. Yani oradan bir anayasa değişikliği üzerinde bir takım teklifler sunulacakmış anlamına gelmiyor ama acaba işte yeni anayasa için bir yem mi bu tartışma diye de bir yandan konuşuluyor bazı taraflarda. Sizin yorumunuzu da merak ediyorum. Bir yem olarak mı görmek lazım yoksa acaba işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın azınlık nasıl derler? Azınlığın çoğunluğa tahakküme dönüşmesi bu işte 50+1 sistemiyle küçük partilerin işte 50+1'i tutturacağız diye %1 oranında %2 oranındaki partilerin bize her istediğini yaptırıyor anlayışıyla acaba böyle ittifakadaki küçük partileri ayağından atma hamlesi olarak mı değerlendirilir diye siz ne düşünüyorsunuz bu konuda merak ediyorum. O yüzden bir onu sormak isterim kapatmadan önce. Ben anlaşılabilir temel bir ilke yok burada. Yani 50+1'i terk edeceğiz ne olacak? Bu sefer ekseriyetle karar alınacak. Yani en fazla oy alan seçilecek birinci turda. Hani İstanbul Belediye Başkanlığı veya herhangi bir büyükşehir belediye başkanlığı gibi bir hale sokulacak. Bunun önünü zannederim Devlet Bahçeli kesti. Belediye evet, başkanı seçmiyoruz dedi. Yani bu belediye başkanı seçmek gibi bir şey. Kaldı ki öyle bir şey seçildiği vakit aynı tartışma ortaya çıkmıyor mu? Bir azınlığın tahakkümü olmuyor mu? Şu anda %50+1 27 milyon oya tekabül ediyor. 27 küsur milyon. 64 milyonda. Bu seçmenin %50'si değil. Dikkatinizi çekeyim. Yani seçmenin %42'sine tekabül ediyor. Şu andaki Cumhurbaşkanı seçmenin %42'sinin oyuyla iktidara gelmiş durumda. Öbür %58 oy vermemiş durumda. Ya muhalefete vermiş ya seçime katılmamış. Seçime katılmayanlar belki demokrasiyi de reddediyorlar. Bunu da bilmiyoruz. Veya bu rejim türünü reddediyorlar. Sultanizmi reddediyor. Bilmiyoruz niye katılmadıklarını temel itibariyle. Ama sonuçta 10 milyon civarında katılmayan var. 54 milyon civarındaki seçmenin 27 milyonu yani yarısının oyunu almış durumda katılmış olanların. O da bir azınlığa tekabül ediyor ve çoğunluğun kendisine desteği yok. Buna rağmen milli iradeyi temsil ettiğini iddia ediyor. Şimdi bu havada kalmış bir şey. Aynı zamanda kendilerinin getirdiği formül. Yani 82 Anayasası'nın başında Cumhurbaşkanı tarafsız. Yeminde hala tarafsız. Ama partili ve parti başkanı. Parti başkanı tarafsızlık nasıl olabiliyor bu dünyada ben bilmiyorum. Hani bir örneğini de görmedik. Cumhurbaşkanı da bunun bir örneğini vermedi şu ana kadar. Yani gayet taraflı Cumhur İttifakı ve AKP tarafında olan bir cumhurbaşkanı var. Diğer bütün partilere karşı gayet düşmanca, onları zemmeden, sürekli olarak aşağılayan, düşman olarak gösteren filan bir cumhurbaşkanı. Anayasa madde 103'ü sistematik olarak ihlal ediyor.
tarafgirlikle ihlal ediyor. Böyle bir durum da var. Onun için yapmış oldukları bu formül, uyguladıkları formül bir hayli fazla sakatlığa sahip. İçinde birçok defosu var. Ve bunlar ortama çıkıyor. Şimdi eğer bir oy temin etmek suretiyle seçmen çoğunluğu üretmek istiyorsanız bunu yapabileceğiniz başka formüller var. İki turlu seçim en başarılı formül değil. İrlanda'da kullanılan tek aktarmalı oy deniyor. Single transferable vote. Veya Avustralya'da kullanılan alternatif vote. Alternatif oy. Yahut çoktan seçmeli oylamalar yavaş yavaş eyaletlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılmaya başlandı. Biz 1990'larda bunu rahmetli Murat Sertel'le Türkiye için önermiştik. Yani çoğunlukçu uzlaşı diye bir tabir kullanmıştık. Seçmenlerin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü tercihlerini alalım. Birinci tercihleri itibariyle birisi %50'yi geçmiyorsa ikinci tercihleri bunun üzerine ekleyelim. Her ikisi toplandığında en fazla oyu alan %50'yi geçip en fazla oyu alan kazanmış olsun. Böylece hiç olmazsa birinci tercihler itibariyle değil, birinci ve ikinci tercihler itibariyle en fazla seçmenin tercihine sahip olan kişi seçilsin diye önermiştik. Çünkü Borda diye bir matematikçi var. Onun işaret ettiği bir açmaz var. Eğer seçmenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü tercihlerini böyle sıralatırsanız, o tercihler sonunda seçmenin hiç tercih etmediği ama bir azınlık tarafından birinci tercih olarak görünen kişinin seçilebildiği görülüyor. Bu bir açmaz. Yani diyelim ki 20 bin kişi oy veriyor bir seçim çevresinde. 8 bin kişi birisine oy veriyor, 7 bin kişi başkasına oy veriyor, 5 bin kişi de başkasına oy veriyor. Bu birinci tercihler. İkinci tercihleri soruyorsunuz, 8 bin alan adayın ikinci tercihi, ikinci olarak bunu tercih eden kişi 300 kişi. Ama ikinci 7 bin oy alan kişiyi tercih eden 12 bin kişi. Birinci, ikinciyi topladığınız vakit 19 bin kişinin birinci ve ikinci tercihi ikinci aday olmuş oluyor. 8 binle seçilmiş olan adayın ikinci tercihi 8500'de kalıyor. Ve üçüncü tercihlere baktığınız zaman, üçüncü tercihlerde de bu 8000 alan adayın 1000 tercih aldığını, diğerlerinin çok daha yüksek aldığını görüyorsunuz. Dolayısıyla en az tercih edilen, bütün tercihler açısından baktığınızda en az tercih edilen aday, ekseriyeti alarak, en fazla oy alarak, ki o oy yani %40'ı falan da geçmiyor, tek başına iktidara gelebiliyor. Şimdi bu seçmenin iyi temsil edildiğini mi gösteriyor? Bu Borda paradoksunu ortadan kaldırabilmek için böyle bir yöntemin kullanılabileceğini söyledim. Böyle formüller var. Bunlar bir seçim formülü. Temel itibariyle temsili olmayı güçlendiren formül. Amaç temsililik mi? Çünkü seçim yasalarında ya temsililiği ya İngilizce hesap vermek deniyor. Türkçe hükümet istikrarı diye çevriliyor. Çünkü bizim siyasilerimiz hesap vermekten hoşlanmadığı için bu tabiri kullanmıyorlar. Yani hesap verme. Accountability İngilizcesi bu. Çevirmişler Türkçe'ye hükümet istikrarı demişler. Ama hesap mesap şimdi böyle şeyleri açmayalım. Ondan sonra sonunda çünkü hesap veremeyecekleri birçok karar veriyorlar. Onun için yani iktidarları sınırlanır aman aman falan bu olmasın diye bu yöne gitmiş durumdalar. Hükümet istikrarı vurguluyor. Tekin bütün tartışmalarını 1960'lar ve 70'ler boyunca hükümet istikrarına dayadılar. Efendim koalisyon hükümetleri oluyor, hükümet edemiyoruz falan. Onu da söyleyeyim. Ben bunlar araştırmasını yaptım, yayınladım da. Koalisyon hükümetleriyle parti hükümetleri arasında hiçbir fark yok. Nokta. Yani ben size çarpıcı örnek vereyim. Kıbrıs Savaşı koalisyon hükümeti tarafından gerçekleştirilmişti. Evet. En kritik şey savaş. Tek savaş yaptığımız koalisyon hükümeti. İki, PKK ile olan mücadele. PKK'nın liderinin yakalanması, yargılanması ve bu olayın büyük ölçüde çözülmesi
1990'lardaki koalisyon hükümetleri döneminde olmuştu. Parti hükümet döneminde değil. Parti hükümetlerinin başarısı ne? Bütün askeri darbeler parti hükümetine karşı olmuştur. 60 darbesi Demokrat Parti. 71 darbesi Adalet Partisi. Tek başına iktidarda ikisi de. 80 darbesinde Adalet Partisi azınlık hükümetiydi. Koalisyon değildi. Meclis içinden destekleniyordu. Gençler bilmez kadayıfın altı mı kızaracak, üstü mü kızaracak diye Erbakan'ın bir takım yakıştırmaları vardı. O zaman desteğini çekeceğini belirtiyordu. Desteklemeye mecliste devam ediyordu. Ama hükümet olarak Adalet Partisi hükümetiydi, azınlık hükümetiydi. Hadi onu istisna edelim. Hani koalisyon hükümetlerine askeri darbe olmadı. Başarılı darbe olmadı. Girişim oldu. Girişimlerin hepsini koalisyon hükümetleri başarıyla engellediler. Talat Aydemir darbeleri 62-63. İki tane koalisyon hükümeti. Engellenmiştir. Hiçbir şekilde olmamıştır. Dolayısıyla somut verilere bakacak olursanız ekonomik durum. Şu andaki ekonomik durum parti hükümeti döneminde oluyor. Belki bir tür koalisyon var mecliste diyebilirsiniz. Ama girdiği yol 2015'in 1 Kasım'dan itibaren girdiği yol parti hükümetinin büyük ölçüde kat ettiği bir yoldur. Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidarda bulunan bir Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu bir dönemde Türkiye'nin ekonomisi tarihinin en kötü noktasında. Yani bugünkü pahalılık, bugünkü enflasyon birçok dönemden daha iyi değil. En azından iyi olmadığı bir dönemde sonuç itibariyle. Onun için parti hükümetiyle koalisyon hükümeti arasında böyle, üstelik koalisyon hükümetlerine dünyada bakarsanız çok başarılı örnekleri var. Almanya. İkinci Dünya Savaşı sonrasında sadece 4 yıl parti hükümetiyle yönetilmiştir. Geri kalan hep koalisyon hükümeti. Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olmak üzere. Avrupa'nın en büyük ekonomisi. Gayet başarılı. İtalya, G7 ülkesi. Koalisyon. İspanya bugün koalisyonla yönetiliyor. Yunanistan parti hükümetiyle yönetilirken 2008'de çöktü. Sonra düze çıkması koalisyon hükümetleriyle oldu. Birçok örnek var bunun. Onun için demokrasi olup da koalisyon hükümetinin olmaması mümkün değildir. Bunu da kabul etmeniz lazım. Koalisyon hükümetinin en zor uygulandığı parlamenter rejim olan İngiltere'de 2010'dan itibaren çeşitli koalisyon hükümetleri geldi iktidara. Yani kaçınılmaz. Başkanlık rejimlerinde Amerika'da koalisyon hükümeti yoktur. Orada ise bütçeyi meclisten çıkartmak için iktidarla muhalefetin beraber çalışması gerekiyor. Çalışamadıkları vakit bütçe çıkmıyor meclisten. Kaç kere yaşandı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani bu açılardan bakacak olursanız koalisyon hükümetinde hiçbir sorunu yoktur. Ama demokrasi istemedikleri, tek başına yönetim istedikleri, sınırsız, hesap vermez yönetim istedikleri için bu siyasal seçkin patolojisi dolayısıyla böyle bir durumla karşı karşıyayız. Hocam bir de şunu sorayım. Vallahi sormazsam büyük ihtimalle izleyiciler bana çok kızarmış diye düşünüyorum. Biz tabii programı geçen 29 Ekim'de yaptıktan sonra ana muhalefette de bir takım değişiklikler yaşandı. Orada bir lider değişimi yaşandı. Biz sizinle değişimi de konuşmuştuk yine bir önceki programlarımızda. Eminim başka kanallarda yorumlamışsınızdır bu CHP'deki lider değişimini ama burada da böyle iki söz söylemek isterseniz Özgür Özel dönemi Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı ne söylemek istersiniz? Ben bunu sormuş olayım. Siz böyle kapatın lütfen. Kurumsal bir yapı nispeten Cumhuriyet Halk Partisi diğer partilere nazaran bu 8. lider değişikliği. Şimdilik çok yeni. Fazla bir şey söylenebilecek bir durumu yok. Bu sürecin nasıl devam edeceğini işte Mart seçimleri ilk sınavı göreceğiz. Onun için Mart seçimlerini gördükten sonra konuşmanın daha yararlı olacağı kanısındayım bunun için. Daha henüz erken. Ama parti lideri değiştirdikten sonra yoluna devam edebilen ender partilerden bir tanesi Türkiye. Çünkü öbür türlü çok örnek var. Bildiğiniz gibi Doğru Yol Partisi, Ana Vatan Partisi, Demokratik Sol Parti. En az 3 tane örnek son dönemde. Lider değiştirdikten sonra yoluna devam edemeyen partilere örnek. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal bir yapısı ve bu çerçeve içerisinde sadece lidere bağlı olmayan bir yönetim şekli ve o şekle de göre devam eden bir yolu var. Ama değerlendirmek için önce
31 Mart'ı beklememiz lazım. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum o zaman bugünkü programda anlattıklarınız için. Hem ben teşekkür edeyim, hem de izleyicilerimize teşekkür edeyim. Gelecek ay görüşmek üzere inşallah. Evet, gelecek ay görüşmek üzere diyelim. Bu aylık siyasetnamenin sonuna geldik. Bir sonraki ay yeniden görüşmek dileğiyle, artık yeni yıl dileklerimizle birlikte. Kendinize iyi bakın, çok hoşça kalın, görüşmek üzere.